Bu konuda esnaf arkadaşlarımın hepsine buradan selam gönderiyorum. Hiç kırılmasınlar. Kuralları uygulayacağız. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, basın toplantısında gıda satışı yapan esnaflara fiyat tarifelerini koymaları uyarısında bulundu. Tabii ki esnaf bağlı olduğu odanın, kurumun vermiş olduğu fiyat tarifesini uygulamak zorunda. Ama burada fiyat tarifesini uygulayana kadar fiyat tarifelerinin açık bir şekilde ilan edilmesi çok önemli. Hepsi demeyeceğim ama bazı esnaf arkadaşlarımız ısrarla fiyat tarifesini koymak istemiyor. Bu yanlış. Bu yanlış. Şu açıdan yanlış. Yani sizler de hepimiz hem yurt içinde hem yurt dışında birçok yere gidiyoruz. Bir yere girerken neye bakıyoruz? Fiyat tarifesine bakıyoruz önce. Hesabımıza uyarsa giriyoruz, uymasa da girmiyoruz. Uyan yere bakıyoruz yani, uyan yeri arıyoruz. Şimdi bu fiyat tarifesini koymazsanız, sevgili esnaf arkadaşlarım, öncelikle sizin işletmenize dair bir güven problemi yaşanıyor. Vatandaş şöyle düşünüyor, burada fiyat tarifesi yok, o zaman girersen beni kazıklar. Aslında müşteri kaybediyor esnafımız. Fiyat tarifesini koymayan esnafımız. Bununla ilgili zabıta arkadaşlarımız sıklıkla denetim yapıyorlar. Cezalar da uygulanıyor. Açıklamıyoruz ama uygulanıyor. Bunu bu şekilde devam ettireceğiz, daha da sertleştireceğiz bu tedbirleri. Onu da söyleyeyim. Yani bu konuda hiçbir şeyimiz yok. Çünkü itibar paradan önemlidir. Edirne'nin itibarını sarsmaya da kimsenin, yani 3 kuruş fazla para alacağım diye kimsenin o anlamda bir şeyi yok. Yani o fiyat tarifesini koymak, bakın şudur. Ben ürünlerime güveniyorum, fiyatlarıma güveniyorum, kendime güveniyorum, açığım, şeffafım. Benim dükkanımda, daha çok gıdada oluyor bu, benim dükkanımda işte gelip yemek yerseniz ne para ödeyeceğinizi hesaplayabilirsiniz, baştan hesaplayabilirsiniz. Buna göre gelin. Burada, evet, tarifeye uymak mutlak surette gerekiyor. Ama vatandaşın da, turistin de o dükkana girmeden önce 3 aşağı 5 yukarı ne para ödeyeceğini, ne yersen ne para ödeyeceğini bilmesi gerekiyor. Yani dediğim gibi bayram öncesinde denetimler sıkı bir şekilde devam edecek. Bayram sonrasında bunu sürdüreceğiz. Bu konuda esnaf arkadaşlarımın hepsine buradan selam gönderiyorum. Hiç kırılmasınlar. Kuralları uygulayacağız.